Evet değerli dostlar, şu anda Kahramanmaraş'tayız. Kahramanmaraş'ın biberi meşhur bildiğiniz gibi. Burada tabii biber meşhur olunca salça konusu da, biber salçası konusu da çok önemli bir konu. Kahramanmaraş'a gelmişken biber salçasıyla ilgili bilgi almamak olmaz. Şu anda biber salçasında marka olmuş bir abimizin yanındayız. Evet. Biber salçamızı şöyle yakından görelim. Ve bunun nasıl yapıldığını, nasıl yapılırsa daha iyi olacağını şimdi işin üstadından bilgi alacağız. Evet. Hamdi Bey ile beraberiz. Hamdi Bey, merhabalar. Merhaba, bir dakika hemen. Evet, bir dakika istedi. Çekilecek gibi arayı vereyim. Evet, sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Hamdi Baltaş. Kahramanmaraş'ta yaşıyorum. Türk Telekom'dan emekliyim. Evet. Emekli olduktan sonra ne yapabilirim mi düşündük. Yaz günü eve salça çıkarırken yaklaşık bir 5 yıldan fazladır. Yazları salça satmaya başladım. Yapıp. Evet. Ve insanların beğenisini alınca da devam ettim. Şu anda biber salçası nasıl yapılır bize şöyle anlatarak tarif edersem kamuoyunda doğru biber salçası nasıl olur onu öğrenmiş olur. Biber salçası önce tabii biberler kırmızı bir şekilde yetmiş biberler halden veya tarlasından satın alındıktan sonra eve gelir. Evde biberler tertemiz yıkandıktan sonra biberlerin içindeki çekirdekleri temizlenir. Çekirdekler temizlendikten sonra bir süre tabi çekirdeklerini de alıyoruz biz. Heba etmiyoruz. Sonra bunlar tohumluk olarak kullanılır mı? Tabii ki. İyi, kalitelisi zaten şeyleri yüzüne çıkar. Biberlerin çekirdekleri yüzüne çıkar. Kötü olanlar, iyileri tabana çöker. Biz o tabana çökenleri alarak çiftçilerimize hediye ediyoruz. Bundan ücret almıyoruz. Diğer kısma gelince salçamızın çıkarmak için 1-2 saat veya yarım gün güneşte biber şeklinde bekletiyoruz. Fazla su, fazla kap olmaması için. Sonra biberi şu gördüğünüz makinede, evimizde, balkonumuzda çekiyoruz. Öncelikle burada hemen her şeyimiz hazır. Şu şekilde fişini taktıktan sonra buradaki mesela çektiğimiz, yaptığımız salçayı, şu salçayı yaptık. Şimdi makinemizi çalıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi. Bu salçayı da böyle tekrar çekiyoruz. Evet. Bu şekilde. Ya ikinci çekim gereği mi duyuyorsunuz? Tabii yani daha güzel, daha özlü görüntüsü falan. Çok güzel oluyor. Bu şekilde bunu tekrar çekip bunları salçayı tabii çekmeden önce biberi temizledikten sonra kuruttuk biliyorsun. Sonra biberi çekiyoruz ve güneşte kurumaya, kaynatma falan yapmadan güneşte kurumaya. Kahramanmaraş'ta poyraz çok olduğu için 3 günde kuruyup salça şekline geliyor. Evet, son hali bu diyorsunuz. Evet, şu anda yemeğe hazır, lezzetli bir kaşık. Peki talep edilirse size nasıl ulaşacaklar? Bize şöyle, genelde internet üzerinden ulaşılıyor bize. Orada adresinizi verin. Hamdi Baltaş Facebook üzerinden, Instagram yine Hamdi Baltaş. Evet. Oradan bize ulaşaraktan salça temin edebiliyorlar. Çünkü ben geçen sene sizin salçanızı aldım. Kendim kullandığım gibi eşime dostuma da hafif böyle 100'er gram 200'er gram tattırdım. Şu anda hepsi diyor ki bize de temin et. Bunun için
böyle güzel bir salçayı yaptığınız için ben bu konuyu gündeme taşımak istedim. Elinize, emeğinize, yüreğinize sağlık diyorum. İnşallah bunu daha da ilerletir, fabrikasyon boyuta çevirip markalaşırsınız. Temennimiz bu. Bu konuyla ilgili düşünceniz var mı? Teşekkür ediyorum. Şu anda fabrikalaşma konusu tabii büyük bir iş olduğu için öncelikle bunu insanlar bir tatsın. Gördüğünüz gibi öyle hijyen ortamda tertemiz bunu hazırlamak önemli. Yani ileriye doğru tuzdan başka buna kattığımız herhangi bir şey yok. Sadece tuz katıyoruz. O da bozulmasın diye yemeklerden az biraz belli olur tuzu. Çünkü salçayı ömürlü olarak dışarıda tutan, dolapta olursa daha şey olur. Ama tuzu biraz kataraktan kışlık yapıyoruz. Evet. Değerli dostlar, Hamdi Bey'e vermiş olduğu bilgiden dolayı teşekkür ediyoruz. İnşallah detaylı program daha sonra çekeceğiz. Şu anda biz ev usulü sadece eşe dosta, kendi çevresine böyle ısmarlama şekilde ürettiği için ve bunu da gelişti, her geçen gün geliştirdiği için hem Hamdi Bey'e hem de ona destek olan, gerçekte bu işin geri plandaki mimarı olan eşine teşekkür ediyoruz. Allah size çok güzel gelecek vaat ediyor inşallah. Bu da bunu göreceğiz. Yani çünkü ben bunu tattım, gördüm. Bunu görenler de Allah'ın izniyle ya ufacık şöyle bir numune alsınlar, görsünler ne demek istediğimi, anlatmak istediğim o. Somon eşkisi de var. Bu somon eşkisi gördüğünüz gibi Kahramanmaraş'a has bir ekşi türü. Bu Somon eşkisini de dağlardan toplayıp süzerek burada güneş altında balkonumuzda imal ediyoruz. Evet, vermiş olduğu bilgiden dolayı teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Ve inşallah geliştirir. İnşallah daha güzel günler de biz Hamdi Bey'i geniş bir şekilde programa davet etmiş oluruz. Elinize, emeğinize sağlık diyoruz. Allah'a emanet olun diyoruz.